Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Arkadaşlar, konularımızı bitirmiştik. Denemelerimizi çözmeye başlamıştık. Denemelerimizi izlemeden, videolarımızı izlemeden önce lütfen PDF'den indirerek denemeleri süresine uygun olarak çözün. Sonrasında videolarımızı izleyin. Tamam mıdır? İlk sorumla başlıyorum. Değerlendirmelerinden kaç tanesine ulaşılabilir demiş. Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da mevcut yönetimi halkın ayaklanarak yönetimi ele geçirmesidir. Fransız İhtilali sonunda adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramların önem kazanması monarşik yönetimleri zayıflatmıştır. Her ulusun kendi devletini kurması anlamına gelen milliyetçilik akımı Fransız İhtilali sonunda doğmuş, kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Milliyetçilik akımı çok uluslu imparatorlukları doğrudan etkilemiş ve iç isyanların yaşanmasına neden olmuştur. Avrupa'da bazı devletler milliyetçilik akımlarını desteklemiş ve rakibi olan devletleri zor duruma sokmayı amaçlamıştır. Bu durumda Avrupa'da devletler arası gerginliği arttırmış ve gruplaşmaların yaşanmasına neden olmuştur demiş. Şimdi buna göre hangisi, kaç tanesine ulaşabiliriz? Fransız İhtilali'nin evrensel sonuçları olmuştur demiş. Evet, özellikle yayılan milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri etkilemiş. İşte bağımsız devletler çıkmasını sağlamış. Sonrasında Avrupa'daki devletler artık birbirlerinin işlerine karışmaya başlamış. Birbirlerini zor duruma sokmak için gruplaşmalar başlamış diyoruz. Yani evrensel sonuçları olmuş mu? Olmuş. Milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri etkilemiştir. Evet, ne diyor burada? Neredeydi? Milliyetçilik akımı çok uluslu imparatorlukları doğrudan etkilemiş diyor. İkiye de ulaşabilirim. Yani iki taneye ulaşabilirim. Avrupa'da bazı devletler birbirlerinin iç işlerine müdahale etmiştir. Evet, az önce de söyledik. Burada da yazıyor. Birbirlerini zor duruma sokmuşlar. İçlerine karışmışlar. Milliyetçilik akımı Rusya ve Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getirmiştir. Hayır arkadaşlar. Neden? Çünkü ikisi de bu durumdan muzdarip. Yani ikisi de burada mağdur. Çünkü ikisi de imparatorluk. Rusya'da, Osmanlı Devleti'nde çok uluslu imparatorluklar. E şimdi milliyetçilik akımı neydi? Çok uluslu imparatorlukların içinden bağımsız devletler çıkmasıydı. O yüzden Rusya ile Osmanlı burada karşı karşıya değil. Aslında hani kanka da değiller ama aynı durumda muzdaripler. O yüzden 4'ü eledim. Şöyle yaptım ve cevabım Ceyhan. Çalışmalarından hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir demiş. TBMM'in açılmasından sonra Anadolu'nun bazı yerlerinde TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkmıştır demiş. Buna göre TBMM'nin kendisine karşı çıkan bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardığını biliyoruz. Hatta ilk yasama gücünü kullanmıştı. Bir var, bir olmayanları eledim. C. İstiklal mahkemelerini kurma. Ne olmuştu? İsyan çıkaranları, yani suçluları istiklal mahkemelerinde yargılıyorlardı. 3 de var ama 2 de var. 2 olmayanları eledim. Halkın dini duygularının istismar edilmesini engellemeye çalışma. Şimdi şöyle oluyor. Bu isyanı çıkaranlar, özellikle Osmanlı Devleti'nin çıkardığı isyanlar ne istiyor? Eski düzen istiyor. Eski düzenle hilaf, ya zaten o zaman eski düzen de hani o durumun kalmasını, kalıcı olmasını istiyor. Hilafet istiyor, saltanat istiyor. Şimdi saltanatı şöyle bir durdurduğunuz zaman, hani bir şöyle kenara koyduğunuz zaman hilafet kalıyor. Hilafet ne? Din adamlığı değil mi? Dini başkanlık. E bu ne? Dini bir şey. E halk, yani bu isyanı edenler ne diyor? Hilafetin üstüne bastırıyor. Bakın işte biz Müslümanız, hilafet gitmemeli, halifelik kalmalı gibi şeyler söyleyerek din elden gidiyor diyerek halkın dini duygularını bastırmaya çalışıyorlar. Fakat TBMM'de bunu engellemeye çalışıyor mu? Evet. O yüzden cevabımız değil. Üçüncü soru. Yargılarından hangilerine ulaşılır demiş. Erzurum Kongresi'nde. Erzurum Kongresi'nin önemi toplanış açısından bölgeseldi. Aldığı kararlar bakımından ulusaldı. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü işgale karşı millet birlikte karşı koyacaktır. Kuvayi Milliye'ye etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Kararları alınmıştır. Hangilerine ulaşacağız bakalım. Yurdun her bölgesinin bir bütün olduğu. Ne diyor? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Biri var. Sınırlardan taviz verilemeyeceğini belirtildi. Parçalanamaz. Bölgesel güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiği,
Millet diyor birlikte karşı koysun diyor. Yani bir bölgedekiler bütün ulusu şey yapamayacağı için herkes bölgesini koruyacak. Bölgesel bir gruplaşma olacak. Yani bölgesel güçler birlikte hareket edecek. Bir de üstüne Kuvayi Milliye neydi? O da bölgesel bir kuruluştu. O yüzden 3 de var. 3 olmayanları da eledikten sonra zaten cevabım çıkıyor. Millet iradesinin hakim kılınması, ulusal iradeyi egemen kılmak demiş. Gereklerini belirtildi diyor. Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Ulusal, milli zaten aynı şey değil mi? O yüzden cevabımız Denizli. 4. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gümrü Anlaşması'nın sonuçları arasında gösterilemez? Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu Ermeniler üzerine sevk edilerek Ermenilerin ağır bir mağlubiyet almaları sağlanmıştır. Bu zafer sonrası Ermenilerle TBMM Gümrü Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşmaya TBMM ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan tarihi kararlar Ermeniler tarafından resmen kabul edilmiş ve Ermeniler bölgedeki isteklerinden vazgeçmiştir demiş. Şimdi gösterilemez arıyorum. Doğu cephesindeki savaş hali sona ermiştir. Zafer kazandık, anlaşma imzaladıysak savaş bitmiş midir? Evet. TBMM içte ve dışta saygınlık elde etmiştir. Zafer kazanarak TBMM'ye olan güven arttı mı halk içinde? Evet. Biz kendimizi duyurmuş olduk mu? Misak-ı milli sınırlarını duyurmuş olduk mu? TBMM'yi duyurmuş olduk mu başka bir devlete? Evet, Ermenilere duyurmuş olduk. Yani içte ve dışta saygınlık elde ettik. Ermeniler Anadolu üzerindeki emellerini devam ettirmiştir diyor. Ne diyor? Ermeniler bölgedeki isteklerinden vazgeçmiştir diyor. O yüzden bunu gösteremeyiz. D'ye bakalım. Misak-ı milli yabancı bir devlet tarafından tanınmıştır. Evet, Ermeniler. Hatta ilk tanıyan devlet Ermenilerdi değil mi? Şöyle not geçelim. Bu da doğru. O yüzden cevabım Ceyhan. 5. soru. Gibi durumlarından hangilerinden söz edilmiştir? Kuvayi Milliye bir yandan Yunan işgalini önlemeye çalışırken diğer yandan Anadolu'daki milli mücadeleye karşı çıkarılan isyanları bastırmakla da uğraşıyordu. Bu sırada Yunan ordusu Uşak üzerinden saldırıya geçti. Mustafa Kemal dağınık halde faaliyet yürüten Kuvayi Milliye birlikleriyle kesin bir zafer kazanılamayacağını düşünüyordu. Bir merkezden koordine edilmeyen ve askeri disiplinden yoksun olan bu birlikler düşmanı yurttan atacak güce sahip değildi. Zaman zaman disiplinsiz hareketlerde bulunmaları, suçlu gördükleri kişileri kendi yöntemlerini cezalandırmaları gibi durumların yaşanması Büyük Millet Meclisi'ne duyulan güveni zedelemekteydi. İhtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme topluyorlardı. Bu olumsuzluklar üzerine Büyük Millet Meclisi'ne düzenli bir ordu kurulması kararı alındı demiş. Verilen bilgilerde Kuvayi Milliye birliklerinin kaldırılmasında etkili olan hangisinden söz edilmiştir? Keyfi hareketlerde bulunması, evet, ne diyor? Kafalarına göre halktan para ve zorla para ve malzeme topluyorlar. Kendi yöntemlerini cezalandırma yapıyorlar. Yani keyfi bir hareket yapıyorlar. O yüzden birden söz edilmiştir. Bir olmayanları elelim. Dağınık birliklerden oluşmaları, evet, dağınık halde faaliyet yürüten diyor. Bu da var. İkiye dolaşırım. İki olmayanları elelim. Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini reddetmeleri, hayır, yani tam olarak reddetmiyorlar da bir disiplin altına girmek istemiyorlar sadece. O yüzden 3'ü eledim. Cevabım bu. Tamam. 6. soruya geçtim. Arkadaşlar, İzmir İktisat Kongresi sorularına dikkat edin. Yani çok sorulmuş. ÖSYM'e bayağı sormuş bu soru. İşte SBS'lerde, TEOG'larda, LGS'lerin hepsinde sormuş neredeyse. Evet, İzmir İktisat Kongresi'nin bazı kararları şunlardır. Bu kararlardan hangileri doğrudan dışa bağımlı olmayı azaltmaya yönelik olarak alınmıştır demişim. Dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olanlara bakıyoruz. Sanayi teşvik edilmelidir. Devlet özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük edecektir. Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır. Şimdi ham maddesi yurt içinden temin edilmesini istiyorsak, yani biz dışarıdan ürün almak istemiyoruz değil mi? O zaman ne yapmış oluyoruz? Dışa bağımlılığı azaltmış oluyoruz. 3 var. 3 olmayanlara eledim. Yerli malı kullanımı ve tasarruf özendirilmelidir demiş. Yerli malın, yani yabancı bir mal kullanılmasını istemiyoruz. Ülkemizde üretilen ürünlerin kullanmasını istiyoruz. Kullanılmasını istiyoruz. Ne yapıyoruz? Dışa bağımlılığı azaltıyoruz. O yüzden 4 de var diyoruz ve cevabımız Denizli. 7. soru.
Bu tabloda yer alan inkılaplar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? Çok basit bir soru. Atatürk sosyal alanda yapacağı bu değişimin ilk işaretini Kastamonu'yu ziyaret sırasında halka şapka ile selamlayarak verdi. 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı. 3 Aralık 1934'te bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun çıkarıldı. Yani bir kıyafet devriminden bahsediyor değil mi? Şimdi hangisi amaçlanıyor? Türk milletinin görünüş olarak da modern olmasını sağlamak. Evet, kıyafet devriminin en büyük amacı bu değil miydi? Evet, bu bir dursun. Cumhuriyete karşı çıkacak ayaklanmaların önüne geçmek. Bir alakası yok. Türk toplumunu doğu kültüründen uzaklaştırmak. Yani doğu kültüründen değil de hani o eskiden eski kafalılıktan uzaklaştırmak istiyoruz daha çok. Ya bu da yok. Giyiniş tarzıyla batılı kültürlerin önüne geçmek. Yani batılı kültürlerin önüne geçmek gibi bir derdimiz yok. Biz sadece modernleşmeye çalışıyoruz. O yüzden cevabımız Adana. 8. soru. Buna göre Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına yol açan nedenler arasında aşağıdaki durumlardan hangisi gösterilemez? Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi alanındaki olumlu gelişmeler halka yansıtılamamıştı. Bu durum meclis içerisinde özellikle ekonomiyle ilgili politikalar konusunda görüş ayrılıklarına neden oluyordu. Dünyada yaşanan ekonomik bunalım Türkiye'deki ekonomik sıkıntıları daha da arttırmıştı. Ülkede demokrasi ve cumhuriyet esaslarının kuvvetlenebilmesi, düşüncelerin mecliste rahatça tartışabilmesi ve hükümetin mecliste denetlenebilmesi için yeni bir parti kurulması gerekliydi. Mustafa Kemal bu düşüncelerden hareketle yakın arkadaşı Fethi Bey'e Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını teklif etti demiş. Buna göre Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına yol açan nedenler arasında aşağıdaki durumlardan hangisi gösterilemez? Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı diyor zaten. Burada en başta diyor işte 1929'da zaten ne var? Dünya ekonomik krizi vardı. Bu ülkemizi etkilemesin diye, hani çok etkilemesin diye kuruluyordu. Demokratik yönetimin hayata geçirilmesi. Evet. Zaten çok partili hayata geçmenin amacı bu değil mi? Demokrasiyi tam olarak oturtmak. Hükümetin uygulamalarının denetlenebilmesi. Evet, meclisin denetlenebilmesi için yeni bir parti kurulması gerekli diyor. Başka bir rejime geçilecek olması. Hayır, Cumhuriyet rejiminden devam ediyoruz. Yeni bir parti açarak ekstra bir rejime geçmiyoruz diyoruz. Cevap Deniz'de. Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili Fethi Okyar kurucusu. İkinci muhalefet partimiz kendini feshediyordu Fethi Okyar, biliyorsunuz kendi partisini. Sonrasında hangi olay çıkıyordu? Menemen olayı, Kubilay olayı da diyebilirsiniz. Geçiyorum 9. soruya. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cumhuriyet döneminde Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türk Devleti'ne devredilmiştir. Hatay parlamentosunda çıkan kararla Hatay anavatana katılmıştır demiş. Misak-ı milliye uygun gelişmeler yaşanmıştır. Evet, Hatay anavatana katılması sınırlarla ilgili, milli sınırlarla ilgili değil mi? Evet. Misak-ı milli sınırlar değil mi? Evet. O yüzden bire ulaşabilirim. Bir olmayanları elerim. Türk devleti işgalci bir tutum sergilemiştir. Hayır, gidip Hatay'ı işgal etmiyoruz ya da boğazlarımızı alanların devletlerini işgal etmiyoruz. O yüzden işgalci bir tutum sergilemiyoruz. Boğazlarda Türk egemenliği güçlenmiştir. Evet, Boğazlar Komisyonu zaten bizim egemenlik haklarımızı kısıtlamıyor muydu? Evet. Kaldırılırsa egemenliğimiz güçlenmiş olmuyor mu? Buna da evet. O yüzden 1 ve 3 diyoruz. Cevap Ceyhan ve son soru. Amaçlarından hangilerine ulaşmak istediğini gösterir. ABD, İtalya, Sovyet Rusya'nın katıldığı Yalta Konferansı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuracaklarını bildirdi. Bu teşkilata katılmak için 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş açmak koşulu getirildi. Bu durum karşısında Türkiye 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti demiş. Türkiye bu tutumu ile Osmanlı Devleti'nin topraklarını geri almak. Hayır, biz eski toprakların işte toprakları istemiyoruz. Eski topraklarımızı da istemiyoruz. Denge politikası zaten sürdürüyoruz. Savaşın son ana kadar, bu Yalta Konferansı'na kadar katılmıyoruz bile. O yüzden böyle bir amacımız yok. Biri eledim. Ama cevap çıkıverdi direkt.
Dünya siyasetinde söz sahibi olmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler'e katılarak. Çünkü amacımız Birleşmiş Milletler'e katılmak, savaş açmaktaki amacımız iki var. Sınırlarını genişletmek demiş. Öyle bir derdimiz de yok. O yüzden cevabımız Bola arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu denememiz bitti. Umarım full çıkarırsınız diyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.